Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle son günlerde sıkça konuşulan Süveyş Kanal krizini konuşalım istedik. Şimdi 3 açıdan ele almak mümkün bunu. Olgusal matrisine bakalım, biraz taraflara bakalım ve biraz da bu kanal meselesine bakalım istedik. Şimdi olgusal matrise baktığımızda arkadaşlar, meseleyi aslında 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor. Büyük konteyner gemi, Ever Given isimli, Japon firmaya ait, Tayvan operatörünün, Ever Green operatörünün işlettiği bir gemi, bantlar arası dikey sıkışıyor. Çok büyük kayıplara sebep oluyor bu. 3-4 günde sürse kriz yine de büyük kayıplara sebep oluyor. Çeşitli sebepler bu konularda ifade ediliyor, niye böyle olduğuna dair. Birinci ihtimal, hava çok kötüydü, kum fırtınası, rüzgar, yelkenli etkisi yaptı. Çünkü konteynerler biliyorsunuz çok yüksek. İkinci ihtimal, kılavuz kaptan Mısır'ın tayin ettiği iki tane kılavuz kaptan işin ehli değildi diyenler oldu. Gemiyle ilgili problemler var diyenler oldu. Hamburg'da daha önce gemi kazaya karışmış, 2 sene önce bir gemi. Bu ilginç bir şekilde orada bir gezi feribotuna ve kayığa çarpmış. Çeşitli ihtimaller var. Şimdi taraflara baktığımızda Mısır bunu kabul etmiyor. Japon firması suç üzerine aldı, özür diledi. Şimdi arkadaşlar, meselenin kanal boyutuna bakmak bence daha önemli şu aşamada. Şimdi tarih boyunca kanallar hep önemli olmuş. Çin'den bildiğimiz tarihi İpek yolu, Hindistan su yolu, Kehribar yolu, Akdeniz yolu, hep Osmanlı İmparatorluğu'nun etrafında gelişmiş yollar bunlar. Yani ticareti Osmanlı İmparatorluğu'na bağlayan yollar. Daha günümüze geldiğimizde işte Amerika kıtasının bulunmasından sonra özellikle işte iki tane alternatif gündemimize geliyor. Yani bu kanallar olmasa ne olur sorusuna cevaben, mesela şu aralar İsrail, Vakabe Körfezi'nde Eliyat'tan Kızıldeniz'den Akdeniz'i bağlayacak bir alternatif proje üzerinde düşünüyor. Çin, Şangay'dan New Jersey'ye gidecek, Panama Kanalı'nı geçmek istemiyor. Yeni alternatif yollar deniyor. Çünkü Panama Kanalı hala, gerçi genişletme çalışması var ama hala çok dar. 400 bin tonajlık, 20 bin, 30 bin konteynerlık gemilerine Çin'in yaramıyor. Ne yapıyor Çin? Alternatifler üzerinde düşünüyor. Şu an rafa kalktı bu proje ama özellikle çevre ve ekonomik sebepler nedeniyle Nikaragua'da bu alternatif Panama'ya bir kanal inşası çabası var. Niye? Çünkü Güney Amerika üzerinde ABD hakimiyetinin kırılması ihtiyacını duyuyor. Güney Amerika Çin için önemli. Venezuela petrolü ve kömürü, Brezilya'da demir cevheri. Bu tür ihracatları yapabilmesi için ve kendi ürünlerini satabilmesi için alternatif yeni kanallar arıyor. Yani bu kanalların dolayısıyla sadece lojistik, ekonomik boyutlarına değil, politik boyutlarına da bakmamız, ilk göstermemiz lazım. İnşallah bu kısa tanıtım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler.